Kardeşiniz yaşıyor beyler. Zürin köyünde görülmüş. Nazlı haklıymış o zaman komutanım. Şükürler olsun. Gidelim, alalım, gelelim kardeşimiz komutanım. Gideceğiz. Birazdan araçla hava üstüne, oradan da askeri uçakla bölgeye geçeceğiz beyler. Şimdi hafızası yerinde olmayabilir. Her türlü alçaklığı yapmış olabilirler. Ama biz yılmayacağız. Ucunda bir daha dönmemek bile olsa, ucunda ölüm bile olsa gideceğiz, askerimi, oğlumu, kardeşinizi elinden alıp geleceğiz. Şimdi bana söz verin. Ateşi almadan ölmek var, dönmek yok. Söz komutanım! Ateşi almadan bize nefes almak bile haram beyler. Anlaşıldı mı? Emredersiniz komutanım!
atak, ne yapıyorsun? O bildiğiniz ateş değil beyler. Sakın yaklaşmayın. Hepiniz öleceksiniz. Buraya kadar. Elini kıpırdattığın an vururum ateş. Şakam yok. Sakın yapma. Yapma ateş. İndir elini. Abi kurbanın olayım, yapma. Bak sana bunu kim yaptıysa kendine gel. Lan biziz biz. Kardeşlerini mi öldüreceksin? Keşanlı. Sakın yaklaşma. Açılın. Kesin lan sesinizi. Kesin. Etrafın sarıldı ateş. Ya da şu an her kimsen. Yapacağın tek bir harekette etkisiz hale getirileceksin. Teslim ol. Bizi bunu yapmaya mecbur bırakma. Artık bizi korkutamazsınız. Bugün burada her şey bitecek. Karabatak. Biz dediğin kim kardeşim? Bulandırmışlar senin aklını. Biz senin kardeşleriniz. Anlı şanlı Türk askerisin sen. Buna leke sürecek bir şey yapmaktansa ölmeyi tercih edersin. Zaten öleceğim lan ben. Ama giderken topunuzu da götüreceğim yanımda. Ateş! Ateş! Çekil! Durun, durun! Ateş! 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 Nazlı! Ateş dur, yalvarırım yapma, ne yapıyorsun? Sen kardeşlerinin komutanının canını tehlikeye atacak bir şey yapmazsın, yalvarırım dur. Kes sesini. Kes. Kafamı bulandırıp durmayın beni. Dur! Elini kıpırdatma dedim, dur! Nazlı geri çekil. Baba yalvarırım, sakin ol ne olur. Bombayı patlatacak, çık geri çekil. Ateş sen de kendine gel. Sana ne yaptığını görmüyor musun ya, kendine gel. Kardeşim, bak hala kardeşim diyorum sana. Sen bu değilsin. Senin damarında bu terörist köpeklerin kanı yok. Şerefli Türk kanı var. Yapma. Bak, şu bayrağımıza bak. O şanlı bayrak için aldığın nefesi hatırla. Sırt sırta dağlarda çatıştığımız zamanları hatırla. Sırf o bayrak inmesin diye verdiğimiz şehit kardeşlerimizi hatırla. Hafız'ı hatırla. Kurtdereli'yi hatırla. Karabatak. Abi seni vurmak zorunda bırakma komutanım. Bizi bununla sınama. Siz benim kardeşim değilsiniz lan. Düşmanımsınız lan siz benim. Siz benim anamı öldürdünüz. Babamı öldürdünüz. Karımı öldürdünüz. Kardeşimi öldürdünüz. Küçücük kızımı öldürdünüz lan. Nasıl kıydınız lan o küçük kıza? He? Nasıl kıydınız o küçük kıza? Dur! Kıpırdama dedim.
Hayır, hayır! Saldırı var! Eğil! Avcı, burası tehlikeli. Koruma atışı! Çek! Nazlı'yı götürün! Çabuk, çabuk, hızlı! Çıkın! Son çaylak atladı üstüne komutanım. Gönülde yoklar. Gerçekler. Sakın bırakma. Yardım edin. Yardım edin yaralı. Ağır yaralı yardım edin ne olur. Yarası nerede? Temiz komutanım. Ateş nerede? Yardım edin, kaçıyorlar. Yardım edin. Feyzullah kaçırmış olabilir. Arabayı getir. Tamam. Anlaşıldı, tamam. Plaka rapor edilmiş komutanım. Her yerde aranıyor. Fazla uzağa gidemez. Bir delilik yapmadan bulalım şunu. Çaylığa bir şey yaparsa duramam ben komutanım. O zaman gözüm karabatak falan görmez. Sakin ol Mücahit. Olmayacak. Bir şey olmadan bulacağız. Komutanım. Bulduğumuzda çaylağın hayatını tehlikeye atacak bir şey yaparsa ne yapacağız? O durumda önceliğimiz ne olursa olsun Feyzullah'ı kurtarmak olacak. Nasıl yani komutanım? İkisi de kardeşimiz. İkisi arasında nasıl seçim yapacağız?
Bırakalım da öldürsün mü Çayla? Görmedin mi herif hepimizi patlatacaktı. Bilerek yapmıyor herhalde Keşanlı. Dragan yakmış adamın beynini işte. Zaten o kansız. Dragan'ın suyu ısındı. Onun var ya, beynini ezeceğim, beynini. Yeter. Susun artık. İkisini de kurtarmaya çalışacağız. Eğer ateş bir tehdit üretirse, Feyzullah'ı ya da herhangi birinizi tehlikeye atarsa, işte o zaman kardeşiniz de olsa, oğlum da olsa hiç fark etmez. Gözümüzü kırpmadan gerekeni yaparız. Yapacağız da. Anlaşıldı mı? Emredersiniz komutanım. Emredersiniz. Emredersiniz komutanım. Nazlı arıyor. Perişan oldu kız. Ne diyeceğim şimdi ben? Bulacağız komutanım. Gönlü rahat olsun. Efendim kızım. Baba. Baba bulabildiniz mi ateşi? Feyzullah mı götürmüş? Bulacağız kızım. Bulacağız. Sen sakin ol. Su da şimdilik bir şey bilmesin. Sen de kışladan sakın dışarı çıkma. Baba. Ateş kendinde değil. Baba ne olur kendine de Feyzullah'a da zarar vermeden bulun getirin onu lütfen. İnşallah kızım inşallah. Bulacağız. Hepimizin tek amacı bu. Şimdi kapatmam lazım. Sen de ne olur sakin olmaya çalış. Tamam. Denerim. Abi bak bunun sonu çok kötü olacak. Kendine geldiğinde çok pişman olacaksın. Çöz beni. Seninkiler de geldi. Ölmeden önce son bir isteğin var mı? Abi gelmeyin tuzaklar! Gelmeyin! Gelmeyin tuzaklar! Çok üzgünüm. Bu isteğini yerine getiremeyeceğim. Thank you.
Çöz beni. Abi çöz, ellerimi çöz. Komutanım yaşıyor. Bir şey mi dedi o? Sayıklıyordur herhalde. Hadi alın, hastaneye götürelim. Hadi. Omzundan vuruldu. Hemen müdahale edilmesi gerekiyor. Lütfen kalın siz burada. Gerekli müdahaleyi yapacağız. Ağır bir kimyasalın etkisinde olabilir. Vurulmadan önce kendinde değildi. Lütfen sakin olun ve burada kalın. Feyzullah, iyi misin? İyiyim komutanım, sağ olun. Komutanım, suyun haberi var mı durumdan? Yok, telaşlanmasın diye bildirmemiştik. Sağ olun komutanım, iyi yapmışsınız. Arkadaş, bu nasıl bir beyin yıkamadır ya? Pes etmedi herif. Sadece beyin yıkamayla olacak iş değil bu. Ağır bir ilacın etkisindeydi kesin. Belli komutanım. Kansızlar basmışlar zehri. Vurulurken bir şeyler sayıklıyordu. Bakışları da düzelmiş gibiydi. Şokun etkisiyle kendine gelmiş olmasın komutanım? İnşallah Fethi, inşallah. Baba! Baba, herkes iyi mi? Ne oldu? Feyzullah, iyi misin? İyiyim ben, nazlı, bir şeyim yok. Sakin ol kızım. Ateş nerede baba? Ateş iyi mi? İyi, merak etme. Tehlikeli bir durumu yok. Ama sadece ufak bir müdahale yapıyorlar. Neden? Etkisiz hale getirmek için bir hamle yapmamız gerekiyordu. Ben de yaptım. Ateşi mi vurdun? Mecburdum. Hayati bir durum söz konusu değil. Korkacak bir şey yok Nazlı. Omzundan vuruldu sadece. Allah'ım, daha ne gelecek başımıza acaba? Nazlı, tamam. Artık bizimle beraber bir yere de gidemez. Sakin ol. Doktorlar da hafızası için elinden geleni yapacak. Biz de öyle. Merak etme, hatırlayacak her şeyi. Aynen öyle. Sonra da hep birlikte yine omuz omuza vereceğiz. Gideceğiz ona, bunu yapanlardan tek tek hesabını soracağız. Sen gönlünü ferah tut. Hasta yakınları sizlerdiniz değil mi? Evet.
Kurşun çıkarıldı. Hayati bir tehlikesi yok. Kemiğe de bir zarar vermemiş. Birazdan uyanır, görebilirsiniz. Teşekkür ederiz. Diğer tetkikleri de hemen yapacağız. Merak etmeyin. Sağ ol. İyi günler. Of, Allah'ım sana şükürler olsun. Ateş. Nazlı. Allah'ım şükürler olsun. Yavaş kızım. Daha yeni ameliyattan çıktı. İyiyim komutanım, iyiyim, daha iyiyim. Ya ne yapayım baba, görünce dayanamadım. Ne zamandır bu anı bekliyorum ben. Kavuştuk ya. Önemli olan bu. Evet. Evet, kavuştuk. İyi misin oğlum? İyiyim komutanım. Sayenizde kafam yerine geldi. Kusura bakma. Mecbur kaldım. Asıl siz kusura bakmayın. Nasıl öyle bir gaflete düştüm bilmiyorum. Hayatımı kurtardınız. Size çok şey borçluyum komutanım. Silah arkadaşıyız oğlum biz. Kardeşiz. Mesele can borcuysa... Lafı bile olmaz. Vallahi iyi dedin. O kadar çok çatışmaya giriyoruz ki. İlla edecek fırsatın olur zaten. Hatta şöyle düşününce... senin bizim canımızı kurtardığın bir sürü çatışmaya girmişizdir. Kurşun kemiğe denk gelmemiş komutanım. Birkaç güne sapasağlam ayağa kalkarsın inşallah. İnşallah çaylak. Göreceğiz bakalım. Aşık. Şimdi benim böyle kafa gidiyor geliyor ya. Artık biraz beni böyle idare edeceksiniz. Ederiz tabii komutanım, o ne demek? Ama hafızanız tamamen yerine geldi değil mi? Yani böyle şey gibi, yani bir yazı var ya böyle loading. Yazıyor, doluyor ya onun içi. Biraz böyle onun gibi parça parça. Ama sizleri gördükçe daha da hatırlıyorum her şeyi. Kafana darbe aldığın için travma geçirdiğini söyledi doktor. Ama geçici bir hafıza kaybıymış. O dragon da bundan hemen yararlandı tabii. Allah benim belamı versin. Öyle deme aga. Sonuçta başarısız oldu. Başarılı olmadı yani. Hem kardeşimizi kazandık. Hem o çakalın planını mahvettik. Evet. Geçti gitti. Doktor biraz zaman alacak ama normale dönecek dedi. Merak etme. Hadi. Biraz dinlensin, biz çıkalım. Baba ben biraz daha kalabilir miyim? Tamam. Geçmiş olsun kardeşim. Geçmiş olsun. İyi ki geldin aramıza, özlemişiz seni ha. Ben de. Dayı oğlu. Ha? Bunun kafayı iyice yerine geldi. İyi misin? Başım ağrıyor birazcık. Nasıl durumu? İyi. İyi. Ama daha iyi olacak inşallah. Hafızası peki? Hatırlıyor. En azından kim olduğunu biliyor. Bana hala bir garip bakıyor gibi geldi komutanım. Böyle emin değil gibiydi konuşurken. Normal değil mi? Dragon adamı nasıl manipüle etmiş baksanıza. Kendini patlatacaktı az kalsın. Hem de kışlanın önünde. Öyle tabii de... ne bileyim komutanım. Ne diyorsun oğlum? Söylesene açık açık. Ya komutanım, siz diyorsunuz işte. Adam kendini patlatacaktı. Yetmedi, beni aldı götürdü.
Bir de o bombalı yeleği benim üzerime bağladı. Yani benim bildiğim Karabatak komutanım bizden birine bile isteye zarar verse kahrından ölür. Ölür tabii. Ama hiç öyle bakmıyordu sanki abi. Neyse. Biraz dinlensin, kendine gelir. Doktorun söylediklerini duymadınız mı? Ateş çok şey yaşadı. Bir anda kendisine gelmesini bekleyemeyiz. Haklısınız tabii. Komutanım. Yavuz. Nasıl durumu? İyi. İyi. Ufak bir yarası var ama. Şükür yaşıyor komutanım. Yaşıyor Yavuz. Bulduk sonunda be Yavuz, bulduk. Gayet iyi görünüyor. Arada bir aklı gidiyor ama bu kadar da olur diye düşünüyorum. Doktorla konuştum. Biraz zaman verin dedi. Normal bir durummuş. Zaten bu kadar şeyi hatırlaması da bizim için yeterli. Hadi beyler, biz gidelim artık. Nazlı burada kalacak. Bir sıkıntı olursa da bize haber verir. Komutanım. Arada kışlaya uğra ya. Hep biz geliyoruz, özlüyoruz vallahi. Gelirim, gelirim. Komutanım.